Merhabalar, çok yaşayan yepyeni bir günde yine karşınızda. Bugün yine çok güzel, çok renkli konularımız ve konuklarımız var. Ama öncelikle hala bir bebek sahibi olamadıysanız, tüp bebek tedavisini konuşmak üzere kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamara konuk oluyoruz. Çok Yaşayaz'dan herkese merhabalar. Bütün bir sezon boyunca her salı bizleri kırmayıp Çok Yaşa stüdyomuza canlı yayına gelen sevgili doktorumuz, kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar'ı biz bu sefer Gümüşsuyu'ndaki kliniğinde bizzat ziyaret edelim dedik. Merhabalar hocam, nasılsınız? Hoş geldiniz, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz hocam. Öncelikle doğurganlığımızı nasıl belirliyoruz? Bununla ilgili bir takım testler yapılıyor mu? Onların bilgisini alabilir miyiz sizden? Tabii. Şimdi erkeğin doğurganlığını belirlemek kolay. Erkeğin bir sperm tarihi yapılıyor. Spermin sayısına, hareketine ve spermlerde şekil bozukluğu olup olmadığına bakılıyor. Bu suretle erkeğin sperminin ilişkiyle çocuk sahibi olabilmeye yetip yetmeyeceği belirlenebiliyor. Standart olarak belirlenen 15 milyon hareketli sperm ve üzeridir. Bu seviyede olduğu zaman sperm ilişkiyle çocuk sahibi olunabilir diye düşünülüyor. Mesela bir erkeğin spermi 30 milyon civarındaysa ve bunun %50'sinin hareketli olduğunu görüyorsak 15 milyon hareketli sperm olduğu düşünülür. Dolayısıyla bunda hem sayı önemli hem hareket önemli. Kadındaysa doğurganlık ultrasonla belirleniyor. Tabii ki kimyasal olarak yapılan testler var ama bize en pratik ve en güzel bilgi veren ultrasondur. Ultrasonla bir kadının yumurtalığına baktığımız zaman yumurtalığının rezervi dediğimiz, yumurtalığında kaç yumurta olduğunu ya da biz bir tedavi yaparsak bu kadının bize kaç yumurta verebileceğini ölçebiliyoruz. Büyük bir oranda da büyük bir doğruluk payıyla ölçüyoruz. Tabii yapılan kan testleri var. Mesela çok popüler olarak FSH baktıranlar var. Şu anda AMH denilen bir tahlil var. O da doğurganlığı ölçmek için önemli. Ama bu testlerin hiçbirisi standart olarak mesela bir kadına yapılıp bu kadın çocuk sahibi olabilir ya da olamaz dedirtecek testler değil. Bunların hepsi bu kadının aşağı yukarı yumurta rezervinin ne olduğunu doktora gitmeden kimyasal olarak aşağı yukarı belirleyebilmesiyle ilgili testler. O testler yapıldığı zaman herhangi problem olduğunda doktora insanlar gidiyorlar. Ama ultrason temeldir. Ultrasonda hem doğurganlık yumurta rezervi açısından görülür hem de rahimin bazen doğuştan gelen şekil bozuklukları oluyor, rahimin içinin herhangi bir problemi olabiliyor ya da kadının miyomu, kisti bir şeyleri olabiliyor. Bunlar da doğurganlığı etkileyebiliyor. Dolayısıyla ultrason bize bu konularda gerçek ve net fikir veren güzel bir cihaz. Peki yumurta rezervini öğrendiğimizde bu nasıl değerlendiriliyor? Şimdi yumurta rezervini diyelim ki bir kadına baktık. Kadın yeni evli. Geldi. Pek Türkiye'de böyle bir şey olmuyor gerçi. Hani genelde çok hasta olmadan doktora gidilmez ama normalde olması gereken budur. Yeni evlenen çiftin hiçbir problem yaşamadan aslında bir hekime gidip işte istedikleri zaman çocuk sahibi olabilirler mi? Hamile kaldığında kadının düşük yapmasına neden olabilecek bir problem var mı? Bunları görmesi lazım, göstermesi lazım. Ve o zaman biz erkeğin sperm sayısına baktığımız gibi kadının da yumurtalığına ve rahmine bakıyoruz. Eğer bir problem varsa o zaman diyoruz ki tamam siz hamile kalmadan evvel bunu mutlaka düzelttirmeniz lazım. Ya da tersi her şey çok iyiyse o zaman diyoruz ki siz şu anda korunabilirsiniz. İstediğiniz zaman çocuk sahibi olabilecek potansiyeldesiniz. Ona göre kadın da işte kariyer planı yapıyorsa korunacağı zamanı, ne zaman korunmayı bırakacağını hepsini ölçebiliyor. Peki üreme sağlığı uzmanına ne zaman başvurmalıyız? Şimdi normalde evlenen çiftlerin bir yıl korunmasız ilişkiden sonra eğer çocukları olmuyorsa bir hekime başvurmaları gerekiyor. Ama bizim günümüzde pek buna rastlamıyoruz. Genelde birkaç ay, özellikle kırsal kesimde birkaç ay çocuk sahibi olunmadı mı mutlaka bir hekime gidilir.
Çünkü oralarda çocuk bir an önce olsun isteniyor ve korunan insan gerçekten çok azdır. Ama şehirlerde bazen süreler çok uzatılabiliyor. Süreler çok uzadığı zaman bu sefer kadının yaşı ilerliyor. Kadının yaşı ilerlediği zaman da istediklerinde çocuk sahibi olabilme ihtimalleri birazcık düşüyor. Bu yüzden bir yıl korunmasız ilişki olduğunda çocuk sahibi olamıyorsa hekime gitmek lazım. Ama bu herkes de böyle değil tabii. Mesela evlenen kadın 35 yaş ve üzerindeyse, ki genelde öyle çiftlerle şu anda karşılaşıyoruz, 38 yaşında, 39 yaşında, onlar 3-5 ay korunmasız ilişkiden sonra çocuk olmuyorsa mutlaka bir hekime gidip çocuk sahibi olmalarını engelleyecek bir problemleri var mı diye gözükmeleri lazım. Peki erken yumurtalık yetmezliği nedir? Maalesef biz bugünkü pratikte birçok kadında bunu görebiliyoruz. Genelde kadınlar bir panik halinde 2-3 tane kan testi yaptırmış, işte FSH'sı yüksek çıkmış, AMH'sı düşük çıkmış. Birileri de onlara sen menopoza giriyorsun demişler. O vaziyette koştura koştura geliyorlar. Kadının yaşının genç olduğu halde yumurta sayısının düşük olduğu kadınlar var. Bu tabii tabii bir şey, çünkü erkekte de yaşı genç olduğu halde sperm sayısı düşük olanlar var. Neticede bir kadının yumurta sayısı az demek yarın menopoza giriyor demek değil. Ama onlara şunu söylüyoruz. Mesela bir kadın genç olduğu halde yumurta rezervi azsa, o bize her denemede az yumurta verecek demektir. Tedavi yapmak gerekirse. Dolayısıyla doğurganlığı ertelememek lazım. Bir an önce çocuğu alıp kenara koymak lazım. Menopoz gibi bir şey için paniğe girmemek lazım ama boşa da vakit kaybetmemek lazım. Yumurta rezervi düşük olan kadınlar özellikle düzgün yumurtluyorlarsa ve kocalarının spermleri de normalse, bunların evde hamile kalmayacaklarını söylemek çok doğru değil. Çünkü normalde yumurta rezervi iyi olan kadın da ayda bir tane yumurta atıyor. Yumurta rezervi kötü olan kadın da ayda bir tane yumurta atıyor. Her kadın ayda bir tane yumurta atıyor. Yani bir kadın bir yumurta atabiliyorsa, ki bunu da düzenli adet görüp görmemesiyle hesaplayabiliyoruz. Eğer eşinin de spermi normalse, tüpleri de açıksa hamile kalabilir. Ama hamile kalmıyorsa, o zaman yumurta rezervi düşük olan kadınlarda belki bir süre sonra yumurta hiç kalmaz mantığıyla tedavide çok sallanmadan, çok zaman kaybetmeden başlamakta fayda vardır. Burada genç yaşlar derken hangi yaştan bahsediyoruz? Vallahi 20 yaşında bile yumurta rezervi düşük olan kızlar var. Düzensiz adet görenler, özellikle erken adet görenler yumurta rezervi açısından daha çok alarmı olmalılar. Gecikme başka problemlerde de oluyor. Gecikme mesela polikistik over, ki bunun tam tersidir. Bir sürü yumurtası vardır onların. Onlarda gecikme olur. Ama yumurta rezervi kötü olanlarda da gecikme olabilir. Erken gelme bir belirti olabilir. Dolayısıyla bir kadının adetinde düzensizlikler oluyorsa mutlaka hekime başvurması lazım. En azından yumurtalıkların durumuna baktırması lazım ki herhangi bir çocuk olmasıyla ilgili bir program içerisinde geç kalınmasın. Hekime başvurduğunda tedavisi nasıl olacak? Şimdi yumurta rezervi az olan, dediğim gibi, kendi kendine hamile kalamaz diye bir şey yok. Biz çifti gördüğümüz zaman, mesela çok çok yeni evlilerse, yumurta rezervi olan az olan bir kıza eğer erkeğin spermi normal ve tüplerde açıksa siz korunmayın, hemen çocuğunuz olsun, bir 3-5 ay deneyelim diyebilirsiniz. 3-5 ay içerisinde hamile kalmıyorsa işte yavaş yavaş hamile kalma şansını arttırabilecek aşılama tedavileri ve hatta ondan sonra tüp bebek tedavisi de başlanabilir. Yumurtalık rezervi az olanlar az yumurta verdikleri için her bir denemede, tabii ki yumurta rezervi fazla olanlar kadar şanslı olmuyorlar. Şimdi bir tüp bebek denemesi yapıldığında bir yumurta verebilenler var. Bir yumurtayı 2-3 ayda verebilenler var. Bir denemede 50 yumurta çıkartabilenler var. Şimdi bunlar her birisi ben tüp bebek denedim diyor. Şimdi ama bir tanesinin yumurtası az olanın gebelik getirme performansıyla ötekisi aynı değil. Ötekisinde bir sürü yumurta alıyorsunuz, spermlerle birleştiriyorsunuz, bir sürü bebek adayınız oluyor. O bebeklerin içerisinden iyisinin iyisini seçiyorsunuz. Ondan sonra onu içeriye koyuyorsunuz. Fazla fazla da varsa onları da dondurup saklıyorsunuz. Kadın gebe kalmazsa bir daha koyuyorsunuz. Gebe kalırsa onu bir sene sonra, iki sene sonra bir daha koyuyorsunuz. Bir çocuk daha oluyor. Öteki de bir yumurta atıyor. Şimdi bir yumurta iyi de olabilir, kötü de olabilir. Kötü yumurta çıkarsa diyorsunuz ki hadi bu denemede yumurtanız çok iyi çıkmadı, gelin bir dahaki adette. Bunlar tabii çiftler üzerinde ciddi stres ve kaygı yaratıyor.
Tabii etraftan aile baskısı da mutlaka oluyor. Ama yumurtası az olan da uğraştıktan sonra çocuk sahibi olabiliyor. O birazcık daha böyle damlaya damlaya göl olur hesabı oluyor ama çocuk oluyor. Dolayısıyla yumurtası az olanın kesinlikle ümitsizliğe kapılmaması lazım. Sadece hamile kalana kadar biraz sabırlı olması lazım. Deneme deneme diye takılmaması lazım. Çünkü mesela hani 10-15 yumurta çıktığı zaman biz ona optimum diyoruz. Yani bir kadın 10-15 yumurtası çıkıyorsa idealdir tüp bebek tedavisi için. Ama mesela düşünün ki o 10 denemede 10 yumurtayı çıkartıyor. Birazcık sabırlı olmak lazım, birazcık uğraşmak lazım. Ama çocuk olmasıyla ilgili bir sıkıntı olmaz. Çünkü daha önce söylediğim gibi her kadın evinde zaten bir yumurta atıyor. Yani o zaman kimse evinde gebe kalamazdı. Demek ki bir tane güzel yumurta olduğu zaman o yumurta gebelik getirmeye yetiyor. Yumurtam az diye kimse üzülmesin, sadece sabır edip uğraşsınlar. Telaş göstermeden kesinlikle hekimimize bir an önce başlıyoruz. Ama vakitte kaybetmemek lazım. Onu hiç unutmamak zaman lazım. Zaman çok önemli. Korunacağız, biz daha çocuğa hazırız filan gibi şeyler. Yumurta az olduğu zaman ortadan kalkıyor tabii. Peki biraz da erkekteki durumlara gelirsek, sperm sayısında azlık olduğunda ne gibi tedaviler uygulanıyor? Şimdi sperm sayısı az olduğu zaman bir erkekte erkeğin hormonları bakılır, erkeğin genetik testi bakılır. Erkeğin testislerinin yapısı, işte testislerin etrafındaki damarların yapısı ve bu spermi dışarıya getiren kanalların yapısı, işte iki testis de aşağı inmiş mi, bir testis yukarıda mı kalmış, bunların hepsine bakılır. Yani erkek hem bir hormonal muayeneden geçer, hem bir genetiklerine bakılır, hem de erkek muayene olur. Bu muayeneler neticesinde spermi arttırabiliriz gibi gözüküyorsa, o zaman ilaç tedavisinin bazen faydası oluyor. Ama genellikle bugünkü trendde erkeğin sperminin durumu neyse, o spermle kadın nasıl hamile bırakılabilecekse o tedavi yapılır. Yani sperm sayısı mesela 5 milyonun altında olanlar direkt tüp bebek tedavisine alınırlar. Çünkü onların ilaç tedavisi yapılsa bile çok fazla bir şansları yoktur. 5 ile 15 milyon arasında olanlar aşılama tedavisi önce denenebilir. 15 milyonun üstü zaten daha önce söyledim, ilişkiyle hamile kalmaya müsaittir. Onlar ilk önce ilişki tedavileri deneyecekler, ilişkiyle uğraşacaklar. Olmuyorsa o zaman tabii mutlaka tüp bebek ya da aşılama tedavilerine geçilir. Hiç unutulmaması gereken bir şey var. Tedavi olan çiftlerin %20'si, %20-25'i tüp bebek tedavisi olanların açıklanamayan infertilite dediğimiz, erkekte bir problem bulamadığımız, kadının yumurtlamasının düzgün olduğu, hatta rezervinin de düzgün olduğu ve rahminde de bir şey görmediğimiz insanlar, çiftler. Dolayısıyla hani bütün testleri siz normal bile görseniz hiçbir hastaya ya sizin çocuğunuz kesin olur, sizin kesin tedaviye ihtiyacınız yok, bekleyin denemez. Bekleme dönemi belli bir dönemi geçtiyse ve kadının yaşı da artık yavaş yavaş ilerlemeye başladıysa ya da bu bekleme aile üzerinde kaygı uyandırmaya başladıysa, biz artık beklemek istemiyoruz, çocuk yapmak istiyoruz diyenlere de mutlaka bütün tahliller normal olsa bile tüp bebek yapmak gerekebilir. Çünkü bu tahlilleri normal olanlarda fonksiyonlarla ilgili bir problem olduğunu düşünürüz. Yani ya yumurta spermi içine kabul etmiyordur, ya sperm gidip yumurtayı bulamıyordur, ya da bunların içeride buluşmasını engelleyecek bir şeyler vardır. Çünkü her şey bizim gözle gördüğümüz gibi değil. Çünkü normal tedavilerde biz mesela kadının yumurtladığını biliyoruz, adet düzenini geliyorsa kadın yumurtluyor diyoruz ama nasıl bir yumurta yumurtladığını görmüyoruz. Onları biz sadece mikroskop altında görebiliyoruz. Dolayısıyla bize her şey normal gibi gelen çiftlerde bazen laboratuvar ortamında bazı şeylerin ters gittiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla belli bir bekleme dönemi var. O bekleme dönemi aşıldığı zaman artık yavaş yavaş tedavi yapalım da çocuk bir an önce olsun mantığına bürünmek lazım. Yumurtada da kalite önemli, spermde de kesinlikle hareketi öyle. Önemli galiba öyle değil mi hocam? Tabii. Çünkü nasıl spermin olmalı? Hareketi, sperm bir çekirdektir aslında. Çekirdeğin altında bir boyun kısmı var ki o da kuyruk hareketlerini sağlıyor. O spermin benzin deposu gibi düşünmek lazım. Bir de kuyruk var. O kuyruk düzgün olursa, spermin şekli şemalde düzgün olursa o kuyruk hareketleriyle yumurtayı buluyor ve o yumurtayı bulduğu zaman yumurtayla sperm birbirine tutunuyorlar ve sperm kafasındaki bulunan bazı maddelerle yumurtanın kabuğunu eritip içine giriyor ve ondan sonra yumurtanın çekirdeği ile spermin çekirdeği birbirine kaynaşıyor ve bir çekirdek oluşuyor. Biliyorsunuz bebeğin yarı genetik materyali spermden geliyor, yarı genetik materyal de yumurtadan geliyor. Dolayısıyla
Aslında spermin tek görevi var. Erkekteki genetik materyali, babanın genetik materyalini yumurtanın içine taşımaktır. Asıl bütün olay yumurtanın içerisinde dönüyor. Çünkü o bebeğin oluşumuyla ilgili bütün enerji depoları, o bebeğin oluşmasını sağlayan bütün yapılar yumurtanın içerisinde var. Sperm sadece bir genetik materyal naklediyor. Dolayısıyla embriyo kalitesi çok iyi olmadığı zaman genellikle problem %80 civarında yumurtadan kaynaklanıyordur. İşte onun için zaten yaş ilerlediği zaman embriyo kalitesi düşüyor, gebelik kalitesi düşüyor ve hatta yaş ilerlediği zaman yumurta artık yaşlandığı için sağlıksız bebeklerin, işte Down sendromu gibi sendromların oluşma ihtimali gençlere göre çok daha fazla oluyor. Onun için her zaman söylüyoruz, yaş ilerlemeyecek, yaş ilerlemeden çocuk doğrulacak, doğurganlık tamamlanacak olabildiği kadar. Olmadığı zaman yumurtayla spermi dondurmak lazım. Yani o zaman böyle bir imkan var. Türkiye'de eskiden yasaktı ama şu anda serbest. Bir rapor çıkarıldığı takdirde kanserli hastalar da bunu yapabiliyor. Kemoterapi, radyoterapi görmeden evvel, ki kemoterapi, radyoterapi yumurta ve sperm sayısını düşüren, kalitesini bozan ve hatta sıfırlayan tedaviler. Dolayısıyla eğer kadının ya da erkeğin ben bu kanser tedavisinden sonra belki çocuk da yaparım gibi bir düşünce varsa kafasında, o zaman mutlaka tedavilerden önce yumurtayı ve spermi dondurabilirler. Böylece doğurganlığı muhafaza etmiş olurlar. Kadın menopoza girse bile, erkeğin sperm sayısı sıfır olsa bile bir şekilde çocuk sahibi olabilme şansları her zaman olur. Yaş ilerlediği zaman da kadın mesela evlenemedi herhangi bir sebeple ya da erkekte bir problem oluştu. O yüzden spermler ve yumurtalar dondurulup doğurganlık muhafaza edilebilir. Peki burada yumurtalık toplama durumunda rezervde azalma gibi bir endişe algılanabiliyor. Olmuyor. Var mı böyle aslında bir şey? Evet, böyle bir iki kişi böyle yanlış bir konuşma, bir talihsiz bir konuşma yaptı. Evet. Şimdi normalde yumurtalığın rezervi dediğimiz şey, bizim mesela diyelim ki hani bu kızın rezervi 20-25 yumurta dedik. Bu kızın toplam yumurtası 20-25 tane, ben de onu alırsam yumurta bitecek diye bir şey yok. O yumurtalığın aylık rezervidir. Şimdi erkek sperm verdiği zaman 150 milyon spermi ver mesela adamın. 150 milyon sperm verdiğinde bir dahaki sperm verişinde 150 milyon çıkmıyor mu? Çıkıyor, yine çıkıyor. Yani o sperm hep öyle çıkıyor. Yumurta da aynı şekilde. Yani ben bu ay bir tedavi yaparsam, bir kadının yumurtalığına iğneler, mineler yapıp bir sürü yumurta alırsam, ben o yumurtalığın sadece bu ay verebileceği yumurtayı alabiliyorum. Ben ne yapsam, ne istesem kadının bir dahaki ayki yumurtasını bitiremem. Çünkü yumurtalık ve erkeğin testisi 80 günde bir tane yumurtayı ya da spermi üretiyor. Yani benim bu ay tedavi yaptığım zaman aldığım sperm ve yumurta 80 gün önceden hazırlanmaya başlanan sperm ve yumurta. Yarın ondan bir gün sonra hazırlanmaya başlanan sperm ve yumurtayı alabilirim. Dolayısıyla hiçbir zaman yumurta bitmesi ya da sperm ala ala spermin bitmesi gibi bir şey mümkün değil. Peki spermle ilgili tedaviler nasıl oluyor? Sayısı düşük olduğunda veya kalitesi düşük olduğunda ne gibi tedaviler oluyor? Şimdi aslında sperm için çok tedavi yapılıyor biliyorsunuz. İlaçlar veriliyor, işte bir sürü vitamin katkıları kullanılabiliyor. Ama erkeğin tedavisinin yüz güldürücü olduğu tek bir tedavi opsiyonu var. O da hipofiz bezinin iyi uyarı yapmamasından ya da uyarı yapmamasından kaynaklı olarak testisin hiç sperm üretmemesinden kaynaklanan bir durum. Hipogonadotropik hipogonadizm deniyor. Bu durumda erkeğe bakıyorsunuz spermi sıfır, hiçbir şey yok. Ama hipofiz hormonlarını, işte o FSH-LH'yı ölçüyorsunuz, onlar da sıfır. Şimdi onlar da iğne tedavisi yapıldığı zaman, yumurtalığı siz uyardığınız zaman, yumurtalık beklediği uyarıyı aldığı için sperm üretimine başlıyor ve 80 günde bir sperm yapılıyor dedik. Demek ki tedaviye başladıktan 3-4 ay sonra erkeğin sperm üretimi başlıyor. Sperm tedavi yapıldıkça artıyor ve bazen ilişkiye girip hamile kalabilenler de oluyor. Sayıları sıfır olduğu halde orijinal halinde. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olun. İstanbul Gümüşsuyu'nda kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar'la birlikteydik. Yumurta rezervinin ve sperm kalitesinin önemini konuştuk. Bakalım bir sonraki durağımızda kimlerle neler konuşuyor olacağız?